Merhaba arkadaşlar Ayşegül Hobi kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu sevimli ahtapotu yapacağız. Katife ipten yapımı oldukça kolay çabucak biti veriyor. 10-12 sıradan oluşuyor tam saymadım ama 10 dakikada bu ahtapotu yapabilirsiniz. Sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz arkadaşlar. oyuncak olarak da kullanılabilir. Çanta süsü, araba süsü olarak da kullanabilirsiniz. Malzeme listemizde de pek fazla malzememiz yok. Şöyle içine koymak için biraz boncuk elyafe ihtiyacımız var. Örmek için tığa ihtiyacımız var. Ben 4 milimle ördüm. 3,5 da olabilir, 4,5 da olabilir. Ben 4 ördüm ama hani evinizde yoksa 4 milim, 4,5 olur, 3,5 olur onunla da ölebilirsiniz. kadife iplerim istediğiniz renkte evinizde ne varsa onu kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok az gidiyor. Ee, iki renk de yapmayabilirsiniz. Tek renk de yapılabilir. Ben gö, gözüksün diye iki renkli yaptım. Böyle daha güzel olduğunu düşündüm. Ama tek renkle de güzel oluyor arkadaşlar. Tek renkle de yapabilirsiniz. Beni Instagram'dan takip etmek isterseniz Instagram adresim de Ayşegül hobi Birlikte yaptıklarımızı bana gönderirseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Şimdi e, yapımına geçelim. Ee, yorumlarınızı da beğenilerinizi de bekliyorum arkadaşlar bana destek olmak için şu şekilde birlikte örmeye başlayalım örgümüze 3 tane zincir çekerek başlıyoruz evet. ortadaki zinciri sihirli halka gibi kullanacağız dilerseniz sihirli halka yaparak da başlayabilirsiniz. 6 tane sık iğne yapalım içine. Şimdi arkadaşlar birinci sırayı bitirdik. 6 tane sık iğne yaptık. İkinci sıraya geçtik. İkinci sıraya geçmeden önce şöyle buraya işaret ipimizi koyalım. Yerimiz belli olsun. Şimdi bu sırada hep arttırma yapıyoruz. Her sık iğnenin içine 2 tane batıyoruz. 1 2 sıranın sonuna kadar arkadaşlar bu şekilde devam edeceğim sıradaki sık iğnenin içine de iki tane batıyorum bir iki her sık iğnenin içine iki tane battığımızda sıranın sonunda 12 tane sık iğnemizin olması gerekiyor. Şimdi üçüncü sıraya geldik arkadaşlar. Burada yine arttırma yapıyoruz. Bir tane örüyoruz. Bir tane arttırma yapıyoruz. Aynı sık iğnenin içine iki defa batıyoruz. Sıranın sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. 18 tane sık iğnemizin olması gerekiyor sıranın sonunda. Evet şimdi dördüncü sıraya geldiğimiz zaman yine arttırma yapıyoruz. Arttırma yapacağımız son sıra olacak arkadaşlar. İki tane örüyoruz. Bir tane yine aynı yere batarak arttırma yapıyoruz. Sıranın sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Sıranın sonunda 24 tane sık iğnemizin olması gerekiyor. Arttırma yapacağımız son sıra aynı zamanda. Şimdi dördüncü sırayı da ördükten sonra artık düz öreceğiz. 5 sıra 24 tane sık iğneyi düz bir şekilde örelim arkadaşlar. Her sık iğnenin içine bir tane sık iğne yaparak 5 ee, sıra, pardon, 5 sıra öreceğiz. 4 dedim galiba biraz önce. 5 sıra örelim, gel devam edeceğiz. Şimdi 5 sırayı ördük arkadaşlar, 24 sık iğne olarak. Şimdi devam ediyoruz, eksiltmelere geçeceğiz. Şimdi burada bir teknik uygulayacağız arkadaşlar. BLO dediğimiz teknik. Daha farklı e, işlerinizde de kullanabilirsiniz. E, arka loplardan alıyoruz ipimizi şöyle zincir gibi gözüken yerin arkasından alıyorum. Bir tane sık iğneyi düz bir şekilde ördüm. İkinci sık iğneyi de düz bir şekilde ördüm. Ee, şimdi eksiltme yapıyoruz. Yine arka bir sık iğneyi aldım. Kapatmadan ikinci sık iğneyi de aldım. Üç tane tığımda sık iğne oldu. Hepsini birlikte kapatıyorum. Tekrar aynı işlemi yapacağız. Altı kez bir tane sık iğneyi ördüm düz bir şekilde. Bir tane daha örüyorum. Örmeye çalışıyorum. Bazen tığ girdiremiyorum arkadaşlar. Şimdi iki tane sık iğneyi düz ördükten sonra üçüncü de eksiltmemizi yapıyoruz. Ama arka loptan yapmaya dikkat edelim. Tığımda üç tane ilmek oldu. Hepsini birlikte kapatıyorum. Şimdi sıranın sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz. İki tane örüp bir tane Eksiltme yaparak sıranın sonuna gelelim. Sonra devam edeceğiz. Bu sıranın da sonuna geldik arkadaşlar. Şu şekilde örgümüz gözüküyor. 18 tane sık iğnemizin olması gerekiyor. Şimdi gözleri takacağız. Ben e, boncuk takacağım arkadaşlar. Şimdi gözleri takmıyorum. E, i̇şimiz şu şekilde. Hemen şöyle çeviriyoruz. Şimdi kilitli göz takmak isteyenler. Dedik e, şu BLO yaptığımız yerin bir üstüne takıyoruz. Arada 3 ya da 4 sık iğne bırakıp takabilirsiniz Arkadaşlar şöyle takıyoruz kilitli gözümüzü 1 2 3 ya da 4 tane e, sık iğne bırakıp diğer gözümüzü de buraya takıyoruz biraz da içini dolduralım şimdi ondan sonra devam edelim şimdi devam ediyoruz şimdi bu sırada yine eksiltme yapacağız bir tane öreceğiz bir tane eksiltme yapacağız normal şekilde eksiltmemizi yapıyoruz. Bir önceki sırada BLO yapmıştık. Lopların arkasından. Şimdi normal şekilde bir tane örüyorum. Bir tane eksiltme yapıyorum. Sıranın sonuna kadar arkadaşlar bu şekilde devam ediyoruz. Evet, bu sırayı da bitirdik. Örgümüzde 12 tane sık iğnemiz var arkadaşlar. Bu sırada hep eksiltme yaparak sıra sonuna kadar gidiyoruz. Sıradakileri eksiltiyoruz. Bütün sık iğneleri eksilterek sıranın sonuna kadar gelelim. Şimdi arkadaşlar buraya geldik. İpimi de kestim. İsterseniz iğneyle de ya da şu şekilde tığla da burayı kapatabilirsiniz. Şu ipi şuradan şöyle çıkaralım arkadaşlar. Bu işlemi iğneyle de yapabilirsiniz, tığla da yapabilirsiniz. Şuradaki loplardan bunu alıyorum. Şöyle geçiriyorum. Tek lop'tan şu şekilde. Şu şekilde arkadaşlar. Şöyle çektirdiğimiz zaman güzel bir şekilde kapanmış oluyor. Dediğim gibi bunu iğneyle de yapabilirsiniz. Sonra bu ipi içten çektirelim. Sonra da keselim. Şimdi arkadaşlar bu şekilde görüntümüz bu şekilde oldu. Ee, bu şekilde de aslında top olarak da kullanılabilir. Küçük bebeklere içine zil çıngırak koyup şu şekilde top olarak da kullanabilir kullanabilirsiniz. Kanalımda ayrıca var biraz daha büyük bir top yapmıştım. Gerçekten çok sevildi ve izlendi. Biraz büyüğünü de o şekilde yapabilirsiniz. Şimdi şuradaki e, loblardan şuradaki kenar e, süsünü yapacağız. Şimdi tığımı şu BLO yaptığımız yerden geçirdim. İpimi aldım. İki tane zincir çekiyorum arkadaşlar. İpime tığımı doladım. Tığıma ipimi doladım. Hep yanlış söylüyorum. Aynı yere zincir çektiğim yere batıyorum. Buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. İki tane zincir çekiyorum. Aynı yere bir tane sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Şimdi tekrar iki tane zincir çekiyorum. 1 2 iki, ikinciye batıyorum arada bir tane ilmek bıraktım tekrar buraya bir sık iğne yapıp aynı işlemi devam edeceğim 1 2 tane zincir çektim tığıma ipimi doladım aynı yere batıp bir ikili trabzan yapıyorum 2 zincir çekiyorum aynı yere batıp 2 zincir çektik aynı yere bir tane sık iğne yapıyorum Tekrar bir iki zincir çekiyorum, arada bir tane ilmek bıraktım ikinciye tekrar bir sık iğne yapıp aynı işlemi tekrar ediyorum arkadaşlar. Bunu da göstereyim. Bir iki tığıma ipimi doladım, aynı yere batıyorum, bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar bir iki tane zincir çekip tekrar aynı yere bir sık iğne yapıyorum bu sefer. Tekrar iki zincir çekip bir ilmek atlayıp diğer ilmeğe geçip aynı işlemi tekrar ediyorum. Umarım güzelce anlatmışımdır. Sıranın sonuna kadar bu şekilde gelelim. Evet, sıranın sonuna geldik. Burada da ilk başladığımız yerle ilmek kaydırma yaparak örgümüzün bu kısmını bitirmiş oluyoruz. Bir zincir çekelim arkadaşlar. İpimizi kıralım. Yani keselim. Ben elimle kırdım ama siz makasla kesin. Elinizi açıtabilir. Şimdi bu ipleri de birbirine bağlayıp alttan çektireceğiz. Şimdi örgümüzün görüntüsü şu şekilde oldu arkadaşlar. Burası 6. Şimdi buraya bacaklarını yapacağız. Şu şekilde. Çok tatlı oldu buraya kadar. Şimdi bacaklarını yapacağız. Örgümüzü ters çevirdim. Herhangi bir yerden tığımızı batırıyoruz şu alttan. O kadar önemli değil arkadaşlar. Şöyle alttan ipi batıralım. Farklı renkte bir iple yapıyorum ben. Dilerseniz aynı renkle iple de yapabilirsiniz. Şöyle 12 tane zincir çekiyorum. Şimdi 12 tane zincir çektik. Ee, geri dönüyoruz arkadaşlar. Şu en sondaki zincirin içine iki kez batıyorum. Onun yanındakine de iki kez batıyorum. Diğer zincirlere tek tek batarak zincirin sonuna kadar geliyorum. Aynı yere tekrar batıyoruz. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum. Şöyle biraz ileriye batıyorum arkadaşlar. Bunu kendimiz ayarlayabiliriz. Şimdi yine 12 tane zincir çekiyorum. En sondaki zincirlerin içine ikişer tane batıyorum. En son zincirin içine 2 tane batıyorum. ondan öncekine de iki tane batıyorum diğerlerine tek batıyorum arkadaşlar Yine en sona geldik arkadaşlar. Aynı yere batıyorum. Tekrar iki zincir çekiyorum. Bir, iki, şöyle birazcık atlatıp diğer tarafa geçiyorum. Şimdi arkadaşlar hepsini aynı şekilde yapacağımız için gösterdim bu iki taneyi şöyle yuvarlak çizip şuraya başladığımız yere geleceğiz toplamda 7 tane bacak olacak. Ben yani az da olsa hiç fark etmez arkadaşlar çok da olursa hiç fark etmez. Ben 7 tane buraya sıkıştırmaya çalışacağım 7 tane bacak olacak. Şöyle dolanarak gelelim. Şimdi 7 tane şöyle bacak yaptık arkadaşlar. 1 2 tane zincir çekiyorum en son. Şuraya ilmek kaydırarak örgümü bitiriyorum. Bu ipi de buradan keseceğim. Ee, şöyle. Siz makasla kesin arkadaşlar. Makasımı bulamadığım için ben bu şekilde hep elimle kestim bugün. Bu şekilde oldu. Evet arkadaşlar, ahtapotumuzu bitirdik. Şöyle şurada tüyleri de temizleyelim. Gözleri de boncuk olarak ben silikonla yapıştırdım. Dediğim gibi kilitli göz takacak olanlar o yaptığımız yerin bir üst yerine yapabilirler. İsterseniz ağız da yapabilirsiniz. Ben bu şekilde seviyorum ister anahtarlık olarak, çanta süsü olarak, oyuncu, oyuncak olarak da kullanılabilir. Çok tatlı oldu. Şöyle alt bacakları da bu şekilde. Yapacak olanlara kolay gelsin. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar.